Gençler tekrardan merhaba. Airborne Kingdom'ın 5. bölümündeyiz. Sanırım 5. bölüm oldu. Peki bir önceki bölüm Kantis Crossing'e gelip bunlarla ittifak olmayı başarmıştık. Ve bu bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. O nedir? Tamam, şuraya doğru bir ilerle bakalım. Siz burada yokken ben biraz değişiklik yaptım gençler. Şurayı yani ana binanın etrafını çift tur döndüm ve ışıklandırmalar koydum. Dört bir tarafına. Ve yerleşim yerlerini de biraz düzeltip şuraya bir minare diktim. Aynısını burada da yapacağım. Şunu bir alalım. Bir dur bakalım. Dur. Peki. Hadi gelin şuraya da bir minare dikelim. Yerini önceden hazırlamıştım ve evet. Şöyle ki bunları koyabilmek için açmanız lazım. Yani direkt yolun üzerine dikemiyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Oyunu durdurdum. Evet, şimdi oyunu tekrar başlatalım. Maalesef o minareyi alıp doğrudan patikanın yani yürüyüş yollarının üzerine dikemiyoruz. Ve bu da böyle bir sıkıntıya yol açıyor. Peki şimdi burada da bir şey var, onu da kontrol edelim. Ve onu kontrol ederken de evet, şu evlerin tepelerine ikinci katları çıkalım. Minarelerin de bir etki alanı var. Ve şu an şu köşedeki hariç hepsini kapsıyor gençler. Ve bu kapsama alanı bizi Jubilant'e çıkardı. 3 kişi hariç herkes hayatından memnun. Yollarımızın %66'sını ışıklandırmamız gerekiyor. %51'ini yapmışız ve 45 kişinin inanç binalarına 45 kişiyi inanç binalarına yakın şekilde yerleştirmişiz. Tamam. Oyunu biraz hızlandıralım. Daha hızlı aksın. Onu daha önce almışız. Bence iyi gidiyoruz. Vay. Biraz daha. Evet. Şurada bir dur bakalım. Hızımızla ilgili biraz iyileştirmeler yapmamız gerekecek. Hadi şuna bir bakalım. Altın küre mi? Peki. Harabelerle çevrili, güneş ışığında parlayan bir nesne görmüşüz. Yaklaştıkça pürüzsüz ve yuvarlak bir şekle dönüşmüş. Evet. Altın kürelerden biri olduğunu hemen anladık diyor. Söylentilere göre, evet, söylentilere göre Nomads Orley'den bir parça. Bu İşte mükemmel antik yapı krallığımıza son derece yardımcı olacak. Bu sanırım şu Wonders görevlerinden biriydi, emin değilim. Birazdan bakacağız. Nomads orayı inşa etmeye bir adım daha yaklaştığımızı bilerek küreyi dikkatli bir şekilde platforma çıkartmışız. Ve ikinci tarihçi Mahmud'un Harikalar kitabından alıntı. Evet, harikalar dediğine göre muhtemelen görev de harikalarla ilgili bir görev. Aynen. Tamam. Ona da bir bakalım. Ona da bir bakalım. Buradan baktığımda bir customize binasına benziyor ama oraya yaklaşınca göreceğiz. Bu arada karşıda şunlardan birini açtım sanırım ya. Bilemeyeceğim. Şimdi bizim için ne öncelikli? Şu inanç sisteminin alanını biraz daha genişletelim. Ki insanlarımız evet. Şu 3 kişiyi de toparlayabiliriz bunu yaptıktan sonra. Şimdi ışıklandırma koysak mesela
Tam şu köşeye bir ışıklandırma koysak nasıl olur? Koyabiliyor muyuz? Peki onu patlatıp enteresan bir şekilde onları, evet. Tamam, ona bakacağız. Bir dur bakalım. Aynen, bu bir customize binasıymış. Şurada bir tane var ama şuraya gideceğiz. Zaten yolumuzun üzeri. Oradan da geçelim. Şu ışıklandırmayla ilgili ben, yani tam olarak şuraya köşeye bir tane koysam ne olur? Evet. Bir tane de şu köşeye koysam. Ne oldu abisi? %56 mı? Bence daha fazla olması lazım. Peki, öyle diyorsa öyledir. Biraz tam ikisinin ortasına gelecek şekilde ilerlersek bu iş olur. Bu arada kaynaklarımızı da artık daha fazla depolayamıyoruz. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi şunlardan daha fazla koymak istemiyorum. Çünkü bunlar... Dur bakalım. Yanımıza birini alalım mı? Gelsin. Binalarımız nasıl olsa yapıldı. Hepsi gelsin gençler. İlerlemeye devam ediyorum. Ekstradan insan almak biraz daha mı ağırlaşmamızı sağladı? Yine Jubilant'e olan şeyimiz gitmiş. Ama muhtemelen bu açıldıktan sonra %50 alanı arttırıyor. Tüm şunların alanını, inançla ilgili yapıların alanını, hatta ışıklandırmaları da arttıracak. Bir customize var, onu da açmış olduk. Haritaya bir bakmak istiyorum. Evet. Bunların hepsi açıldıktan sonra sanırım tekrar Jubilant'e çıkacağız gibi görünüyor. Evet. Pardon, yanlışlıkla tıkladım. Quarter'ın bittiği yer. Quarter'dan kastı 4 krallık mı acaba? Çünkü biz 4. krallıkla irtibata geçmeye geldik. Acaba haritanın bu kısmında 4 tane krallık var ve hepsini bulduk mu? İşte Kingdom of Rutula, Melia Passage, Kantis Crossing ve şu an geldiğimiz şey her neyse. Bakalım neymiş? Field of Akromas. Peki. Tamam, hadi dur. Dur ve şu Field of Akromas'la bir iletişime geçelim. Bakalım bize ne anlatacak. Tıklıyorum. Evet. Diyor ki Akromas, evet, Akromas'ın çevresi işlenmiş tarım arazileriyle çevriliymiş, ancak tarlalar bakımsız kalmış ve kurumuş diyelim. Yani evet, içinde bulundukları durumu anlamak ve bize katılmalarını teşvik etmek için kraliçeleriyle görüşebiliriz diyor. Tamam. İkinci tarihçi Mahmud'un bu konuda bir alıntısı var yine. Peki. Önce blueprintlere bir bakalım. Fan mı? Bir saniye. Yakıt tüketiyor. Bir işçi istiyor.
Bu nedir abi? Peki 10 tane istiyor. Onu da alacağız. Bu sanırım su üretiyor. Her 4 saatte bir 2 adet su üretiyor. Gökyüzünden üretiyor bunu. Güzel. Su kaynağı olmayan yerlerde muhtemelen işimize yarayacak. Göreve bir bakalım. Diyor ki kafası karışmış olan kraliçe ile görüşüyoruz, konuşuyoruz. Akromaz'ın altındaki su kaynağı kurumuş diyor ve yakınlardaki tüm sular da acı hale gelmiş. Su kaynakları acı hale gelmiş. Bir zamanlar imparatorluğun gururu olan işte üretilen mahsuller kendi halkına zar zor yetecek seviyedeymiş. Bu yeraltı suyu antik Airborne Krallığı tarafından inşa edilen bir su pompası ile çalışıyormuş. Peki onarıma ihtiyacı varmış ancak onu bulmak ve gönderdikleri cesur gruplar bile evet Barents'i geçemedi diyor. Barents herhalde bir bölge. Onu bulmak için gönderdikleri cesur gruplar Barents'i geçemedi. Tamam. Diyor ki kraliçe su pompasının bulunduğu konumu eski söylentilere göre bizim haritamıza işaretliyor. İmparatorlukla ittifak kurmak istiyorsak onu kadimler gibi inşa edip koruyabileceğimizi kanıtlamalıyız diyor. Ve ikinci tarihçi Mahmud'un gezi günlüklerinden yine bir alıntı var. Diyor ki kraliçe diyor elleri titreyerek bir bardak su aldı ve ayaklarımızın dibine o suyu döktü diyor. Pis kokuyordu diyor ve hastalıklı bir kırmızı renkteydi. Tamam. Durduralım. Haritaya bir bakalım. Peki. Bizi buraya gönderiyor. Muhtemelen şurada olabilir. Biz şöyle bir güzergah izlesek, şuraya gelsek, keşfetsek ve gitsek. Sonra da böyle dönsek. Bence iyi bir fikir olabilir. Tabii bu yolculuğun bize maliyeti ne olur onu bilemeyeceğim. çok fazla şey harcar mıyız? Peki o zaman dümdüz ilerleyeceğim gençler. Zaten karşıda bir şey var. Ve ben aslında hızımı da arttırmak istiyorum. Bir sonraki aşamada şunu açıp biraz daha hızlı ilerlemeyi sağlayabilirim diye düşünüyorum. Bir farm varmış. Her 3 saatte bir yiyecek ve su veriyormuş. Bu ne? Ağacı kömüre dönüştürür diyor ama bunun çevresinde insanlar mutsuz olur. Kirlilik yaratıyor sanırım. Tamam, onu aldık. Buradan daha fazla insan almayacağım çünkü şu an 55 kişi. Yani yeterince sayımız var diye düşünüyorum. 55 kişiye kadar, pardon, 56 kişiye kadar çıkıyoruz. Sayımız 51. Az önce yemek kısmına baktım. Güzel. Hatta yolumuzun üzerindeyken yemek depomuzu da fulleyebiliriz. Şurada bir şey var. Bunu aldık. Onu da aldık. Şu sanırım oradan da birilerini alabiliriz ama yine almayacağım. Pardon.
Peki, dur bakalım. Haritada ilk konumlarını açmak bence yeterli. Sol tarafa doğru yönelmemiz gerekiyor. Şu tarafta zaten bir şey kalmadı. Evet, oraya doğru bir gidelim. Muhtemelen hızımızı arttırmaya yönelik bir hamle yaptım gençler. Peki, şeye bakacaktık. İnanç alanlarının, tıkla şuna ya. Sanırım hepsini kapsadı mı? Hayır, şu köşeyi hala daha kapsamıyor. Çok ilginç. Oysa onu biz arttırdık. Kapsaması lazımdı. Odun ihtiyacımız yok. Yiyecek ihtiyacımız yok. Su ihtiyacımız yok. Şu anda hepsi yeterli seviyede. Yani daha fazla kaynak alamıyoruz. Bir şeyler üretmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Oraya bir işçi gönderdik. Peki, şu tarafa doğru hareket edelim. Orada bir şey var. Sanırım hedefimiz orası olacak. Kömür. Kömürü alalım. Kömür önemli. Bu arada bir saniye. Ama henüz daha ihtiyacımız yok. Yeterince yüksekliğe sahibiz. Şu yeni teknolojiler vardı. Şuradan bakabiliriz. Evet, bunu verdi. Bunu açabiliriz. Bu da bizim yüksekliğimizi arttıran bir şey. Yakıt tüketmeden bunu yapıyormuş ama iki tane işçiye ihtiyacı var. Bu biraz yakıt tüketiyor ama bir işçiyle çalışıyor. Şunu açmak daha mantıklı. Böylece kömür tüketiminden kurtuluruz. Gereksiz yere kömür tüketmemek bence daha elverişli olabilir. Bu nedir abi? Sen şuraya gel. Bence hedefimiz bu. Evet, bana öyle görünüyor ki bu bizim aradığımız şey. Zaten şeye geri döndük. Sol tarafımızda, evet. Dur bakalım. Hazır buraya gelmişken şu yiyecek kaynaklarını da çıkartın. Peki. Diyor ki, sanırım kuyu sandığımız bu şey aslında aradığımız su pompası olabilir. Ancak mekanizmaları çok uzun zaman önce çürümüş diyor. Peki. İşçilerimiz kısa bir çalışma ve elimizdeki kaynaklarla sorunu çözebileceklerine inanıyorlar. Bu kaynakları bulmalı ve işçileri göreve göndermeliyiz. Tamam, ikinci tarihçi Mahmud'un gezi günlüklerinden yine bir alıntı var. Yapabiliyoruz, yapalım. İşçilerimizi erzakla gönderiyor ve sorunun çözmesi için bekliyoruz diyor. Aynen, burada bir bekleme yapmamız lazım. En azından depoda biraz yer açıldı. P-
Peki. Nereye doğru hareket etmemiz gerekiyor? Geri dönüp şu güzergahtan gidip şey yapacağız gençler. Field of Akromaz'a ulaşacağız. Buraları keşfederek ilerleyebiliriz. Tamam. Diyor ki mekanizma gıcırdamaya başlamış, tıslamış ve dönmeye başladı diyor. Çok geçmeden rüzgar doğal bir şekilde su pompalarını çalıştırmaya başlamış. Vadiye baktığımızda su haznesinin yeniden akmaya başladığını ve kızıl olan işte suların berraklaştığını görüyoruz dedi. Akromaz'a geri dönüp kraliçe ile konuşmalı ve evet, bu çabamızın onların işte çiftliklerini canlandırıp canlandırmadığını görmeliyiz diyor. Ve yine ikinci tarihçi Mahmud'un gezi günlüklerinden alıntı. Tamam, bu görevi bitirdik. Çok da zor olmadı çünkü elimizde kaynak vardı. Şimdi biz böyle duruyoruz. Geri döneceğiz. Aynen. Şu güzergahtan ilerleyeceğiz sanırım. Kontrol edelim. Evet, şöyle ilerleyeceğiz. Buralarda evet, buradan gelmiştik zaten. Suya ihtiyacımız var. Hazır su kaynaklarını iyileştirmişken su da toplayabiliriz. Neden olmasın? Sonuç olarak bu iyiliği onlara biz yaptık. Peki. Bir şey söyleyeyim mi? Tam şuraya bir şey daha koymak istiyorum. Yeterince cam var mı? Cam varmış. Aynen, bir tane de şuraya koysam. %61'e ulaştık. Güzel. Yavaş yavaş. Aa, orada bir şey var. Onu almışız. Peki. Yani şu kadar yolu hiçbir şey keşfetmeden mi geldik? Çok ilginç. Karşıdaki yapıyı daha önce keşfettik mi? Sanırım orası. Bizim şuradan dönmemiz lazım. O halde böyle hareket edebiliriz. Onu da almışız. Peki. Odun kaynağına ihtiyacımız yok. Yiyecek kaynaklarımız tamam. Bir saniye. Hızımızla ilgili güncellemeyi yaptık. Şimdi ne açabiliriz? Farmı şu aşamada açmayacağım. Bunu da açmak istemiyorum. Daha fazla olabilir. Daha fazla kaynak tutalım. Şurada kömür var. Kömür stoklarımızı da arttıralım. Eksik bir teknoloji vardı. O teknolojiyi de birazdan alacağız. Bir aşamadan sonra kömür kullanmadan hareket etmeyi, yani öyle bir teknolojiyi keşfeder miyiz? Emin değilim. Ama keşfedebiliriz. Belki de vardır.
karşıdaki krallıklara gittiğimiz zaman belki de öyle bir teknoloji bulabiliriz. Şunu açmıştık değil mi? Evet, onu açmıştık. Şunların arka tarafında bir şeyler var mıdır? Şöyle mouse'la yokluyorum ama yükseklik farkından dolayı bir yerlere gizlenmiş olabilir. Pek yok gibi gençler. Aynen, pek bir şey yokmuş gibi görünüyor. Peki, şimdi. Diyor ki, kraliçe gülümseyerek bizi karşılıyor. Çiftlikleri tekrar canlanmış ve yakınlarda yiyecek için hasat edebileceğimiz yeni bitkiler ortaya çıkacak diyor. Akromaz'dan birkaç kişi bundan o kadar çok etkilendi ki konseyimize katılmak istiyor. Evet, çiftliklerin yenilenmesiyle diyor, yani tekrar canlanmasıyla, yeşermesiyle her neyse, kraliçe bizim kehanetimize ikna olmuş. Bizimle bağlanmayı kabul ediyor, bize bağlanmayı kabul ediyor. Akromaz'ı yine dünyaya açmak için bir Skyport inşa etmeliyiz. İnşa edelim bakalım. Ve yakınlarda tabii ki bekleyeceğiz. Blueprint'i de alalım. Ve bekleyişe koyulalım. Şurada dur. Sanırım ışıklandırmayla ilgili bir çalışma daha yaparsam. Mesela bilemedim ama nereye koyabilirim? Tam olarak şöyle koysam. Bazen gerçekten kararsız kalıyorum. Şimdilik o. Peki. Güzel. Yani yine bir odun verecekmiş gençler. Saatte bir odun hediye edecekler. Çok önemli bir şey değil maalesef. Şurada bir duralım. Bir duralım. Şu bina. Evet, bu bina gerçekten çok sıkıntılı. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu alıp şuraya taşıyacağım. Bu muydu? Yanlış binayı mı aldım? Yanlış binayı aldım. Şunun tepesini buna taşıyalım. Bunu da getirip şuraya koyalım. Çünkü gördüğüm kadarıyla o alana hiçbir şekilde girmiyor. Buraya başka bir şey koyarız. Aynısını buna da yapmak istiyorum. Evet. Şu köşedeki binayı şunu alıp şuraya koyacağız. Hadi. Güzel. Mükemmel. Şuraya da bilemiyorum ama inançla ilgili başka bir bina var. Ya da bunun sağı solu açıldı. Belki oraya liftle ilgili, hani şu anda açmadık. Fakat şu fanlardan birer tane koyabiliriz.
Belki de bunlardan koyabiliriz ama bunlar kanat, bunları kenarlara koymamız gerekecek. Ben şöyle bir şey yapsam. Bir saniye, şuradan çık. Vay. Bunu alıp bu şeyden daha fazla alanı yönetiyor. Minareden daha fazla alanı yönetiyor. Yani şu minareyi yıkıp üzgünüm ama şu minareyi yıkıp onu koyduğumda sanki evet baksanıza birdenbire jübilente çıktı. Aynısını burada da yapacağım. %100'e ulaşacağız. Şu üç kişinin bir sıkıntısı var. Evsiz mi? Tamam. Evsizler var. O halde durduralım. Evet, açılan boşluğa yeni binalarımızı koyduk. Ve mükemmel bir kapasiteye ulaştık. Tamam. Burada bırakalım gençler. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz lift sorunumuz var. Yüksekliğimizi ayarlamamız lazım. Onun dışında pek bir sorun yok. Sadece ön tarafa bir derecelik bir kayma varmış. Artık daha fazla kaynak tutacağız. Bunların ikinci katlarını açmalı mıyım? Ondan emin değilim. Şunu da ekledim. Evet. Aa, bakın yavaş yavaş yeni yemek kaynakları hasat edelim. Tamam. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Krallık gittikçe büyüyor. Bazı küçük şeyler var. Onları da size göstermek istiyorum. Peki. Fanı da açalım. Şöyle. Evet. Güzel. Şunda ne yapabiliriz? Yani eğlenceli olabilir. Peki. Önümüzdeki bölüm tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.